Sosyal Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. E, Fener'e e, İtalyan debürün açıklaması program öncesinde de yok artık falan demiştim başlığı görünce ama İtalyan kelimesi de çok küçük bir şekilde D'nin içerisine saklanılmış bir başlık hilesi yapmış burada. Foto maç Fenerbahçe sayfası Selil Hacıbertler Juventus'un genç yıldızı Miretti için harekete geçti İtalyanların, İtalyanların devrünü olarak lanse edilen 20 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin çalışma başlattığı ortaya çıktı. Çizme medyası Fenerbahçe'nin ilgisi doğru diyerek transfer girişimini doğruladı ifadesi de kullanılmış haberde. Evet 6 numara dedin. Gözden çıkarılan Crespo galiba biraz kıymete bindi, değil mi? Dün sen yokken gazete başlıklarında okuduğumuzda satış listesine konduğu Portekizli ismin ve hani birçok İtalyan ekibinin onuyla ilgilendiğini yazmıştı başlıklarda. Fenerbahçe'de şimdi Murat şöyle bir durum var: 33 tane futbolcu var. İsmail Kartal 27 28 oyuncuyu elinde istediğini ve diğerlerinin bir şekilde kiralamayla da olsa e, gönderilmesi gerektiği vurgulanıyor. E, ama bir taraftan da sakatlık problemleri var. Bugün ben başlıklara baktığımda Revir Bahçe gibi birkaç başlık gördüm. Kanarya Pasalic için bir kez daha devrede. Fenerbahçe'de transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna birçok yıldızı katan ve Süper Lig'deki hedefini şampiyonluk Konferans ligindeki hedefini ise final olarak belirleyen Kanarya 15 Eylül'e kadar orta saha transferini bitirmek için kolları sıvadı. Sarılı vertlerin listesinde ise birbirinden flash isimler bulunuyor. 6 numara arayışlarını sürdüren yönetim gündemine 2 Hırvat yıldızı aldı. Aktarılan bilgilere göre Kanarya, Dinamo Zagreb forması giyen 29 yaşındaki Misic ve Atalanta'da oynayan Mario Pasalic için girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçe Temmuz ayında 28 yaşındaki Pasalic için İtalyan ekibine 15 milyon euro önermişti. Sarı lacivertler Atalanta'nın olumlu cevap vermesine rağmen Hırvat oyuncuyu ikna edemediği için transferi gerçekleştirememişti. Yönetimin bir kez daha devreye girerek oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Misic için ise piyasa araştırması yapan kurmaylar henüz oyuncu için resmi bir teklif yapmadı. İlerleyen günlerde Hırvat orta saha için resmi temasların başlayabileceği aktarıldı. Livakovic'i de Zagreb'ten transfer eden Fenerbahçe bu transferde ikili ilişkilerini kullanmayı planlıyor. Hırvat ekibiyle toplamda 132 maça çıkan Misic 6 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi. Atalanta formasını 202 kez giyen Pasaric ise 45 kez fileleri havalandırdı. 27 de asist yaptı. Fenerbahçe'den Çernikov hamlesi İtalyan muhabiri Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Rusya Premier Ligi ekiplerinden Krasnodar formasıken Alexander Chernikovic'in girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Chernikovic'in Fransız ekibi Olimpik Lyon'un da Krasnodar'a teklifte bulunduğu ancak Rus ekibinin bu teklifi reddettiği belirtildi. 23 yaşındaki Alexander Chernikov, altyapısından yetiştiği Krasnodar'da bugüne dek 62 maça çıkarken 4 gol 2 asist üretti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, transfer dönemi sona ermeden kadroya bir 6 numara dahil edilmesini istiyor. Sarılajvertler burada oldu da uzun bir süredir korun için Milan'la görüşmüş. Oyuncuyla anlaşmasına rağmen İtalyan kulübünü ikna edemediği için transfer olumsuz sonuçlanmıştı. Villanaray'ı Panathinaikos'a satan Sarılajvertler'de ön libero pozisyonunda yalnızca İsmail Yüksek ve Bartu Elmaz bulunuyor. İsmail Kartal'ın C kopileri Süper Lig için ideal 11'ini oluşturan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Avrupa macerası içinde takımını şekillendirdi. Aktarılan bilgilere göre Teknik Direktör Kartal, kadroyu 3 günde bir maç oynayacaklarını hesap eterek oluşturdu. Edin Ceku'yu ana hedef olan Süper Lig'de değerlendirmek isteyen Kartal, Yıldız Forvet'i konferans liginde fazla yormayacak. Deneyimli çalıştırıcı Livakovic transferine rağmen form grafiği yüksek olan İrfan Can Eribayat'a da kulübeye hapsetmemek adına zaman zaman görev vermeyi düşünüyor. Özellikle çok efor sarf eden Ferdi Kadıoğlu ve 34 yaşındaki Dushan Tadiç'i güçten düşmemeleri için bazı maçlarda dinlendirmeyi planlayan tecrübeli hoca Serdar Aziz, Oster Volde, Crespo, Miyazais, Ryan Kent, Michi Batshuayi, Joshua King ve Cengiz gibi isimleri özellikle Avrupa'da kullanmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin konferans ligi gruplarında fazla zorlu olmayan Ludogorets, Spartak Trnava ve Norsel ile eşleşmesi İsmail Kartal'ın planını uygulamasında elini güçlendiriyor. Diego Demme de Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyan basını duyurdu. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat sürüyor. Yönetim şu ana kadar birçok isimle ilgilendi. Ancak Fenerbahçe'nin transfer döneminin sonuna kadar bir ön almasına olmasına kesin gözle bakılıyor. Yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek. Ancak kadroya dair edilen oyuncular devre arasına kadar Avrupa kadrosuna yazılamayacak. İtalyan basında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin bir ara gündemine gelen Diego Demme'nin Napoli'de kalacağı duyuruldu. Haberde sarı lacivertlerin Demme için resmi teklif yapmadığı ifade edildi. Bu nedenle oyuncunun yeni sezonda Napoli'de olacağına vurgu yapıldı. Fenerbahçe Alman Yıldız'ın durumunu sormuştu. Demme 2020'de Leipzig'ten 10 milyon 250 bin euroya transfer edilmişti. 31 yaşındaki futbolcu Napoli'de 89 maça çıkarken bu mücadelelerde 5 gol atıp 4 asist yaptı. Demme geçen sezon 7 maçta forma giydi. Bu süre zarfında ise sadece 142 dakika oynadı. Fenerbahçe'de 10 isim Adele ya da Kasık'tan yaralı. Fenerbahçe son yıllardaki en büyük kabusu olan sakatlıklarla erken yüzleşmeye başladı. 9'da 9 yaparak tarihin en iyi sezon başlangıcını yapan Sarılaç Vertler bu süreçte birçok oyuncusundan mahrum kaldı. Aktarılan bilgilere göre tam 10 isim Kasık ve Adale sakatlığı gerekçesiyle takımdan ayrı kaldı. Ferdi, Osay, Serdar Aziz, Aleksandru Ceku, Beka, Samet, Perez, Mert Hakan, Miyazays ve Umutlayır kasık ya da adale sakatlığı yaşarken Emre Mor ile Cengiz Ünder darbeye bağlı sakatlık meydana geldi. Sakatlıkların özellikle savunma hattına vurması da dikkat çekici. Sakatlık furyasına yakalanan oyunculardan yenisi savunma hattında görev yapıyor. Teknik heyetle sağlık ekibi hem tedavi süreçlerini hızlandırmak hem de muhtemel sakatlıkların önüne geçmek adına koordineli bir çalışma yürütüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın daha büyük sıkıntıların önüne geçmek adına oyuncularına en ufak bir arada sağlık ekibine haber verilmesi talimatı verdiği belirtiliyor. Fenerbahçe en ağır darbe. Geçen sezonki sakatlığını yükselen Loan Perez oldu. Bıçak altına yatacak olan Sambacı devre arasına kadar takımlar ayrı kalacak. Sevindirici haberse tedavileri süren Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu ve Samet'in gelecek hafta mesaiye başlayacağı. Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı. Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya Ligi ekibi Grêmio'ya transfer olan Joao Pedro, flaş açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlerin geçtiğimiz sene kark deriden kadrosuna kattığı deneyimi ucu, beklenen performansı sergileyemedi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendini gösteremeyen Joao Pedro, hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe'de 28 karşılaşmada sahaya çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asist üretti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Joao Pedro, yeni sezonda Grêmio'nun yolunu tuttu. Brezilya Ligi ekibinde 5 maçta henüz skora katkı veremeyen Pedro transfer süreciyle ilgili konuştu. Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini söyleyen Pedro, İtalya'ya geri dönme fırsatı ortaya çıkmadı. Birçok kişi bana yazdı çünkü Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalim vardı. Birkaç söylenti çıktı ama hiçbir İtalyan kulübü bana teklif yapmadı. Prensip olarak Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyordum. Uzun uzun düşünmüş bir seçim değildi. O an geldi ve ben de Gremio'yu kabul ettim açıklamasını yaptı.